Amerika'da çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Ekim'de yıllık bazda tahminlere paralel %5 arttı. Aylık artış %0.3 beklentisine karşın %0.2 oldu. Amerika'da ISM imalat endeksi Kasım'da 50.2'den 49'a geriledi. Beklenti 49.7 idi. Fiyat endeksi beklentiler üzerinde 3.6 puan düşüşle 43 değerini aldı. İstihdam endeksi 50'den 48.4'e indi. Geride değişim beklenmiyordu. Türkiye'de imalat PMI Kasım'da 46.4'ten 45.7'ye gerileyerek üst üste 9. ay daralmaya işaret etti. Faaliyet koşullarında gözlenen bozulma 2020'deki ilk Covid dalgasından bu yana görülen en belirgin düzeyde gerçekleşti. 25 Kasım itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri 19.5 milyar dolara çıktı. Net rezervler 18 Şubat haftasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 5.5 milyar dolar düzeyinde düşerek 204.9 milyar dolar oldu. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Gelin önce bir piyasalara göz atalım isterseniz, hızlı hızlı ne olmuş ne bitmiş onları bir hatırlatalım. Paritelerle başladığımızda dolar TL'nin 18.63.45'ten nispeten yatay pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Euro TL yükselişte 19.58.82, zira euro dolar paritesi 1.05.07'de %1'e yakın bir yukarı yönlü hareket var orada ve dolar endeksi de %1 aşağıda 104.84 seviyesinde. Dolar TL'nin gün içi grafiğini görüyorsunuz. 18.63.43 seviyesi %0.1'lik sınırlı bir yukarı yönlü harekete işaret ediyor. BIST 100'e baktığımızda bugün 5000 puan sınırının üzerinde bir rekor kapanışın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 5046 ile kapanan BIST 100 günü %1.38'lik primle noktalamış oldu. Türkiye tahvillerinde ise 5 yıllık tahvilin değişim oranı %0.42 aşağı yönlü, getiri %10.11 düzeyinde. ABD tahvillerinde nispeten yatay negatif diyebileceğimiz değişimlerle getiriler sırasıyla 10 yıllıkta 3.55, 5 yıllıkta 3.70, 2 yıllıkta ise 4.28'ler düzeyinde. Emtia ve para fiyatları dediğimizde spot altının 1800 doların üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz. %1.8 yukarıda, gram altında onu takip ediyor. 1078 liradan geçiyor işlemler. Bitcoin'de bugün %1'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. 17 bin dolar seviyesinin altındayız. Brent petrol ve NYMEX'te ise sırasıyla %0.5 ve %1'e yakın artışlar var. Avrupa borsalarında Londra günü %0.2'lik sınırlı bir düşüşle noktalarken Paris, Frankfurt ve İtalya'nın tamamında ortalama %40'lar civarında primler görüldü. Ve ABD borsaları an itibariyle Dow Jones'da %0.8'lik bir aşağı eğilimle devam ediyor. S&P 500'de ise %0.3'e yakın bir değer kaybı var. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. ABD borsalarından bahsetmişken hemen New York'a gidelim. Melike Ayan bizi bekliyor. Melike, hoş geldin. ABD borsalarında bugün bir aşağı yönlü seyir olduğunu görüyoruz. Hafif satıcılığı. Nedir detaylar? Hangi gerekçelerle geliyor bu satışlar? Teşekkürler Didem. Evet, Dow Jones 200 puanı da aşan bir düşüşle
karşımızda. Sen de söyledin, gerekçe nedir? Çünkü enflasyon biraz gerilemiş değil mi? %6.2 yerine yıllık bazda PCE deflator dediğimiz enflasyon yalnız. Fed'in tercih ettiği bir barometre bu arada bu Didem. Diğer tüfeğe üfeğe de bakıyor ama bu özellikle PCE, Personal Consumption Expenditure, yani harcamalarla ilgili enflasyon olduğu için dikkat edilen bir barometre. Ve aylık bazda çıkmış, yıllıkta da biraz soğumuş, gevşemiş. Ama onun yanında imalata bakıyoruz değil mi? ISM imalat 49'lara gerilemiş. En son Mayıs 2020'de bu kadar düşüktü. Bu ciddi bir düşüş. 50'nin altına gerilemesi zaten imalatın küçüldüğünü, daraldığını bize gösteriyor. Gelen bütün veriler karışıktı. Şimdi harcamalar, şahsi harcamalar geldi. Orada bir artış var. Çoğu benzinden, petrolden kaynaklanıyor. Ama şahsi tasarruflarda gerileme var. Hem de 1959'lardan beri görülen en dibi yaşamış bu ekonomik veri. O yüzden de bu Amerikalıların tasarrufta ne kadar geride olduğunu, finansal desteğinin olmadığını veya bir şekilde yastığının olmadığını bize gösteriyor. İşte hem veriler karışık gelmişken hem de bütün nefesler tutulup yarın gelecek olan tarım dışı istihdamla ilgili beklentiler de aşağı düşürülmüşken Didem, risk iştahı yok. Bir de dün inanılmaz bir sıçrama yaşadık. Çarşambanın getirdiği o ivme korunamadı. Şimdi bununla birlikte biz altın, petrol ve Nasdaq'ın ayrıştığını, yeşillerde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar diğerleri dolar ve S&P 500 henüz oralara gelemediyse de, kırmızılardaysa da, biz en azından burada bunu görüyoruz ve VIX aynı şekilde düşerken. Şimdi yarın gelecek tarım dışı istihdam tabii ki çok önemli ama bugün gelen enflasyon da önemliydi. Yani %6.2'den 6'lara gerilemesi piyasayı tatmin etmedi. Daha büyük bir düşüş bekleniyordu. Bu da önemli. Salesforce'un hissesi bu arada bütün hisselere baktığımızda düşüştü. 9, neredeyse %10'luk bir düşüş var. Çin'de gevşeme de etkili olmadı artık. Bu haber biraz eskidi. Powell'ın yorumları da etkisini kaybetti. Ama Mark Newton diyor ki teknik bir stratejist olarak, teknik strateji başkanı grubunun, haftaya teknik seviyelerin bir şekilde görülmesini bekliyorum. S&P'nin, S&P 500 şimdi 4068'lerde Didem. Onun 4125'lere gelmesini bekliyorum diyor. Yani bir şekilde erken gelecek bir Noel rallisinden bahsediyor. Noel rallisi şu dönemden, hani Christmas'a kadar, yani 25 Aralık'a kadar yaşanan bir dönem ve orada genellikle tarihi açıdan performansına bakarsak hisse senedi piyasalarının bir artış hep yaşanır. Bu dönemde de yine bu beklenti içine girmiş durumda yatırımcılar ve traderlar ve kendisi de Mark Newton'da bunu yaşayacağımıza inananlardan birisi diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Didem. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Ve küresel piyasaların şimdi konuklarımla devam edeceğimiz bölümüne geçiyoruz efendim. Önce stüdyoda kim var? Aysun Karaytu var. Gigant Swiss Consulting YMEA Direktörü. Aysun hoş geldin. Hoş bulduk Didem. Niyetinde geldin. Bu akşam harika bir yayın olacak. Çünkü efendim diğer tarafta da Özlem Dirici Şengül var. Hoş geldin Özlem, Bilgi Üniversitesi Sepis Araştırma Direktörü. Harika, yine çiçekler açtı Bloomberg HT ekranları küresel piyasalarla bu akşam. Ayağınıza sağlık her ikinize de. Özlemciğim çok teşekkür ediyorum katılımın için. Şimdi hanımlar, hakikaten çok ciddi bir gündem var elimizde. Önce isterseniz biraz dışarıdan başlayalım. Çünkü Powell'ın konuşmaları, dün verdiği mesajlar, hani küresel çapta ve Amerika nezdinde de önemli bence bir içerik sundu. Hepimizi de değerlendirmeye davet ediyor. Aysun, seninle başlayalım istersen. Nasıl okudun Powell'ın yaptığı değerlendirmeleri? Üstelik de biraz önce Melike'nin de bahsettiği bir PCE verisi var. Şimdi elimizdeki buna çok önem veriyordu Fed. Dolayısıyla ne bekliyoruz artık? Evet. Fed'in yönergesi Powell aracılığıyla ne oldu sence?
Öncelikle Powell'ın konuşmasından başlayayım. Çünkü çok önemli detaylar vardı. Vurgu yaptığı çok önemli detaylar vardı. Ve bundan sonraki patikayı da etkileyecek tırnak içerisinde cümleler vardı. Bunlardan birincisi zaten fiyatlanan Aralık ayı vurgusu. Ama bugüne kadar bütün FED üyeleri ve FED başkan yardımcıları yakın tarihte olma ihtimali üzerinde fren mevzundan bahsediyorlardı. Dün ilk defa Powell Aralık ayı kelimesini artık sözlü olarak kullandı. Bu oldukça zaten piyasa dostu olarak bir açıklama olarak fiyatlandı. Ne olacak yani Aralık ayında? Aralık ayında 50 bas puan yani bugüne kadar hani 75 giden faiz artırım frekansının bir miktar düşeceği. Yani netice itibariyle biliyorsun hala iş bitmiş değil ve hala önemli olan Aralık'ta yavaşlaması değil, önemli olan nokta grafikte o daha önce 4.6 evet. olarak medyan belirlenen faiz oranının ne zaman ve ne noktada gerçekleşeceği. Önemli olan o, hala büyük belirsizlik. Zaten aslına bakarsan orada da şunu söyledi gene önem arz eden bir cümle olarak. Tarihi yüksek seviyelerden biraz daha artık hani sınırlı ölçüde artış, sınırlı ölçüde yükselişten yani somewhat higher gibi bir cümle kullandı orada. O da olumlu olarak yansıdı. Yani bugüne kadar tarihi bir yükseliş nerede sonlanacağı belli olmayan ve hatta biliyorsun Bullard'ın 107'lere kadar tahminleriyle evet. hem Fed'den tamamıyla ayrışan hem piyasa gerçeklerinden tamamıyla ayrışan ve gerçek dışı yorumlar yapan Bullard vardı. Daha dün değil evvelki gün. Mesela Williams orada çok daha ılımlı, ayağa yere basan cümleler kurdu. Sonuçta evet belli bir fren sistemini artık gerektiriyor. Bugüne kadar para politikası tarafında atılan adımlarda frene basmalıyız ama iş bitmiş değil diyerek hani en gerçekçi açıklamayı yaptı. Bundan sonrasında peki nereye bakacak? İşte biraz önce Melike'nin söylediği biliyorsun PCE rakamı evet hani piyasa dostu gibi geldi ama arka tarafta ne kötü geldi? Personel gelirleri de artmış. Bu ne demek? Gelirler artıyorsa tüketim de artıyor. Tüketim artıyorsa harcamalar tarafı artıyor. Tam da enflasyon tarafında hani bir miktar 0.3'ten 0.2'ye doğru bir yavaş yavaş tedrici olarak düşüş varken personel gelirlerinin artması hala enflasyon üzerinde olası risk algısını gündeme getirdi. O yüzden düşük gelen enflasyon verisi tam olarak olumlu fiyatlanmadı. Yani kişisel gelirlerden bahsediyorsun. Evet, aynen. O, tamam. O biliyorsun enflasyona günün sonunda mesela bizim rakamlarımızda da büyüme nereden geldi daha çok bugün baktığında? İç talepte tüketim evet. harcamalarından geldi. Yani aynı hesap hemen hemen aslında hem Amerika için geçerli, hem Avrupa için geçerli, hem de bizim gibi ülkeler için geçerli. Ya orada %4 beklenir, %0.4 beklenirken %0.7'lik bir evet. kişisel gelirlerde artış evet, olmuş. Evet, o işte çok onu okumadı önce piyasa, onu bir görmedi, evet. daha sonra idrak etti aslına bakarsan. Evet. Diğer taraftan geldiğimizde de artık istihdam piyasası vurgusuna odaklanacağını belirtti. Yani bugüne kadar resesyon riski vardı ama ve lakin şirketlerin negatif işsizlik anlamındaki yapmış olduğu adımlar bundan sonra resmi olarak işsizlik istihdam datasına girmeye başlayacak. Biliyorsun özellikle megateklerde çok ciddi anlamda işten çıkarılma ve 10 binlere varan ve hatta neredeyse şirketlerin %85'lerine evet. varan rakamlar vardı. O yüzden istihdam mevzuna 2023'te büyük önem vereceklerinin altını çizdi. Bugüne kadar hep resesyon riski konuşuluyordu. Bu ne açıdan önemli? Demek ki hafif resesyon riskine dönüş oldu yoğun resesyon riskinden. Çünkü bundan iki ay öncesinde yoğun resesyon riskiyle karşı karşıya kalır mıyı tartışıyordu. Demek ki artık para politikasının reel sektöre dair gecikmeli olan etkilerini daha net göreceğimiz bir döneme gireceğiz. İstihdam tarafında da negatif anlamda maalesef hani etkilerini görmeye başlayacağız. Hani bir taraftan aslında atmış olduğu adımların gerçekten işe yaradığını gösteren resesyon riskini hafifletmek ama diğer taraftan da diğer şirketlerin, megaların atmış olduğu adımlarla, blue chip'lerin atmış olduğu adımlarla da işsizlik tarafını bir şekilde nasıl hani dengede tutacağızı şimdiden konu ediyoruz
açıklamalarında bulundu. Ama o kısım tabii sonraki kısım olduğu için ilk baştaki olumlu cümleleri, piyasada istediğine dair aldığı sinyaller ve biliyorsun birden fazla sinyal alırsa bu işi sonlandıracağını belirtmişti. Şimdilik iki sinyal aldı. Yıl sonunda da Aralık ayında da alacak büyük bir ihtimalle. Üçüncü çeyrek rakamları da biliyorsun büyüme tarafında revize edildi. Bu da iyiye işaret. Ama işte Ocak, Şubat'ta hani hakikaten o 25'lik olacak mı olacak mı şu anda fiyatlama ne mevzu, hani ne tarafta onu bilmiyoruz. Evet. Peki Özlem, sen bu noktada ne düşünüyorsun diye hakikaten merak ediyorum. Çünkü ama aslında hakikaten sanki Fed bölge başkanlarından da biraz daha böyle birbirinden farklı beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Bu bazen hani yola çıkarsın birlikte bir hedefi tutturacağım diye o yolda ilerlerken herkes bir çok hemfikir önce tutunur ama sonra yolda karşılaştığı çeşitli etkenlere farklı reaksiyonlar vermeye başlar ya, ben Fed'deki şu anki durumu ona benzetiyorum biraz. Hakikaten Powell'ın yönergesi çok önemli. Nerede bitecek bu mevzu? Parasal genişleme tarafından bahsetmiyorum bile. Faiz arttırımları kısmı nerede son bulabilir ki biz bunun etkilerini ne zaman en net görmeye başlayabiliriz ekonomide diye merak ediyorum. Ne dersin? Başkanları ile ilgili yorumuna çok katılıyorum. Aslında Fed'in genellikle bu başkanların söylemleri çok koordineli gerçekleşiyor. Yani hiç kimse ezbere fikrini beyan etmiyor. Dolayısıyla yani piyasanın kulağına su kaçırmakla görevli Fed üyeleri oluyor. Riskleri biraz daha ön plana çıkartıyorlar. Eğer bir full bir konsensus yoksa da bu şekilde farklılaştığını görüyoruz. Ama farklılaşması bile bir işaret. Yani belirsizlikten ziyade tam tersi bir parça belirli hale gelmeye başladığını, neyin artık yavaş yavaş politikasının da o dönüş sinyallerinin daha fazla alındığının ve mümkün olacağını, görünür gelecekte mümkün olacağını bir göstergesi. Bu anlamda yarınki veri çok çok önemli olacak tabii ki de. Çünkü biz sayıya dökemiyoruz şu anda bu büyük teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmaların toplam tarım dışı istihdamı ne kadar etkilediğini rakama dökemiyoruz. Yani bir takım beklentiler var tabii ki de, şu anda 200 bin kişilik bir artış beklentisi ama belki de tahmin etmediğimiz kadar büyük bir işten çıkarma oldu ve belki de bunun çok altında bir oranla, rakamla karşılaşacağız. Bu bir. İkincisi, yarınki veri setinde tabii ortalama saatlik ücretler çok daha önemli olacak bu çekirdek PC'den sonra. Orada %4.7'den 4.6'ya bir düşüş beklentisi var. Yani ücret enflasyonunda bir gevşeme beklentisi var. Bu asıl Fed'in, yani çekirdek PC ile birlikte ücret enflasyonundaki katılığın, ki çekirdek PC altında buna ters bir sinyal aldık. Ancak tarım dışı istihdam verisiyle birlikte bunu teyit eden bir sinyal alırsak ve de tarım dışı istihdam beklentisi aldık. Gelirse bu Fed'in artık tamam, yani 50 bas puanla devam ediyorum ve de her bir gösterge beni hızlanmaktan ziyade yavaşlamaya doğru sevk edebilir anlamını taşıyacak. ISM bunlardan bir tanesiydi. ISM'in %50'nin altına, 50 seviyesinin altına gelmesi, PMI'nin de aynı şekilde, yani S&P'nin PMI'nin de bütün bunlar ABD'yi aslında beklediğimiz ama gerçekleştiği zaman hani nasıl yönetileceğini ben çok emin olmadığımız bir geçiş döneminin içine sokuyor. Bazı beklentiler çok hızlı bir resesyona gireceği ve de Fed'e nefes aldırmayacağı yönünde. Ben o kadar net değilim. Hızlı bir resesyona, yani birdenbire verilerin bozulacağı ve Fed'i durmaya zorlayacağı bir senaryoyu öngörmüyorum. Ancak muhtemelen belki ilk çeyrekte, yani kötümser senaryoda belki ilk çeyrekte ama ilk yarıda kesin olmak kaydıyla Fed'in duracağını tahmin ediyorum. Bu beklentilere paralel veya bu beklentileri karşılamak üzere Powell açıklamalarda bulundu ve bu beklentileri indirime dönmemesi için de elinden geleni yaptı diyebiliriz. Bunu daha önce de görmüştük, yani piyasanın gevşememesi için, finansal koşulların gevşememesi için elinden geleni yapan bir Fed başkanıyla karşılaşmıştık daha önce Jackson Hole'da. Aynı şekilde şimdi de
Evet, durma beklentileri daha fazlalaşıyor gelecek sene için. Ancak bu Fed'in hemen gevşemeye geçeceği anlamına gelmez. Faiz indirimi beklemeyin diyor Fed. Burada tabii şey belirleyici olacak. Yani yavaşlamanın enflasyonu ne kadar aşağıya çekeceği. Para politikası bir miktar aşağıya çekiyor da yavaşlamayla birlikte ne kadar aşağıya geleceği Fed'in acaba gevşemeye döner mi sorusuna Fed'le ilgili daha fazla cevap aramaya neden olacak. Şimdilik sadece ben şunu söyleyebilirim. Hani önümüzdeki 6 ayda ama dediğim gibi kötümser senaryoda 3 ayda ilk çeyreği kastediyorum. Önümüzdeki 3 ay değil de Ocak, Şubat, Mart'ı kastediyorum. Fed'in artık durduğunu görebiliriz. Ekonominin seyrine istinaden ama birdenbire bir gevşeme faiz indirimi olmayacaktır. Enflasyonun buna izin verebileceğini zannetmiyorum önümüzdeki sene. Peki çok teşekkür ediyorum Özlem. Şimdi bu ABD tarafı elbette yarın gelecek veriler üzerinde tekrar muhtemelen oturup bir analiz yapılacak topyekün. Biraz Avrupa'ya kayalım. Çünkü aslında orada da gelen veriler özellikle son haftalarda ve bilhassa da Almanya özelinde mesela olumlu gibi görünen birkaç tane veri üst üste geldi. Hatta dedik ki acaba yani bu bir tane veri üzerinden hani resesyon riski ortadan kalktı falan demek için çok iddialı olur. Şimdi bakıyoruz mesela PMI imalat sanayi endeksine düşüşler var. Gerilemeler olduğunu görüyoruz. Euro bölgesinde de Almanya'da da yanlış hatırlamıyorsam evet bir gerileme var. Avrupa için durum nasıl şekilleniyor? Aysun senle başlayalım yine burada da bir analiz de bence bu taraf ihtiyaç duyuyor. Çünkü hala devam eden bir savaş ortamı, hala enerji problemi ve hala birçok bilinmezin aynı anda çözümlenmeye çalışıldığı bir süreç. ZU endeksi biliyorsun geçtiğimiz hafta çok uzun aylardır yani 1,5 yıldır pozitif tarafta gerçekleşti ama hala eksi bu arada. Yani -69'lardan -34'e doğru bir iyileşme yaşadı. Bu biliyorsun tüketici güven endeksi yani baktığında hani Almanya'da artık hani bir miktar daha ileriye yönelik en azından tüketicinin bir miktar güveni artmış gibi duruyor. Ama bu her şey mi? Değil. Çünkü baktığında imalat verisi başta olmak üzere PMI verileri büyüme tarafında öncü göstergelerin başında geliyor ve 50'nin yani o kritik eşik dediğimiz hani büyümeye doğru evet. Ya da işte o daralmanın azalması yönündeki işaret hala bize negatif sinyaller vermeye devam ediyor. İlk defa dün biliyorsun Avrupa tarafında Kasım ayı enflasyon datası hani %10'a yıllık olarak geriledi. Hani 10.6'dan yıllık olarak 10'a geriledi ve 2022'nin ilk defa düşüşünü yaşadı. Hani ama bunun devamı gelecek mi kısmında? Şimdi birincisi biliyorsun Aralık ve Ocak ayı bir ısınma tarafında yani doğalgaz tarafında biz sorunların devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii orada şöyle bir durum var Didem, stoklar mevzuu var. Avrupa kanununa göre %20'nin altına zaten inmemesi gerekiyor doğalgaz stoklarının. Evet. Şu anda %40'lar civarında. Hani bunun Aralık ayında tabii ki azalması. Çünkü orada tüketim de artmaya başlayacak havalar soğudukça. Başladı da hatta. Zaten iki kaynak birden kısılmıştı biliyorsun. Hem birinci hat hem ikinci hat. Yani orada en kötüsü olabilecek ne var? Hani bundan sonrası için stokların sıfıra doğru, sıfır değil de 20'lere doğru, o kritik seviyeye doğru düşüyor olması. Bizim şu anda öyle bir beklentimiz yok. Ama buraya stres yaratır mı? Yaratmaya devam edecek. Enerji tarafı maalesef hani bunların her tarafını yani özellikle ihracat tarafını falan Avrupa'nın çok etkiliyor. Sanayi tarafını çok etkiliyor olacak. Yani elektrik tarafında bir takım problemlerin olması, gene sanayi tarafında, üretim tarafında ısınma, doğalgaz vesaire bunların kullanılıyor olması önümüzdeki dönemde tabii riskler yaratmaya devam ediyor. Dün Powell'ın yapmış olduğu hani dolar endeksi aşağı konuşmasından mütevellit euro dolar tabii kendini yukarı itti. 1.05 seviyesine evet, 1.05'in itti. 1.05'in üzerinde. Bir miktarda işte enflasyonun işte yıllıklandırılmış da ilk defa düşük geliyor olması hala çift tane olduğunu tabii unutmamak gerekiyor diye evet. Düşünüyorum. O biraz yardımcı oldu bu yükselişe.
Ama ben Euro Dolar paritesinde 1.0550, 1.06'da short pozisyon açmayı deneyebilirim. Yani çünkü hala çünkü Avrupa tarafında işler randımanlı değil. Aksine maalesef ki enflasyonla mücadelede hala daha çok yolun başındalar. Yani Amerika bayağı yol kat etti ama Avrupa'yı bekleyeceğiz. Avrupa'da hala bir sıkıntı var. Bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Özlem Derici Şergül'le devam edeceğiz. Hem küresel piyasalar devam ediyor. Özlem Derici Şengül ve Aysun Karaytu ile birlikteyiz. Hemen Özlem'e dönmek istiyorum. Özlem, oradasın değil mi? Evet, evet. Hoş geldin. Şaka yapıyorum. Avrupa değerlendirmesi rica edeceğim senden. Çünkü özellikle onu birazdan Türkiye'ye de bağlayacağız elbette. Büyüme geldi, büyümeyi konuşacağız. Cari açık mevzusu, özellikle ihracat ve ithalat üzerinden konuştuğumuzda farklı farklı tablolar çıkıyor karşımıza. Ve Avrupa'yı tam olarak anlamadan, belki de doğru tarif etmeden, doğru analiz etmeden Türkiye'de söz konusu sıkıntıları aşmakta biraz daha zorlanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden önce bir Avrupa'daki son durumla ilgili yorumunu rica edelim. Avrupa'da aslında çok daha farklı bir son çeyrek beklemiştik. Enerji krizine giren, çok hızlı daralan, %5'lere varan Almanya daralmasıyla karşılaşabileceğimiz bir resim vardı beklenti olarak yaz aylarına girdiğimizde. O yüzden de hani beklentiler o kadar kötümsere dönmüştü ki şimdiki resmi değerlendirmekte biraz hani hataya düşüyoruz gibi geliyor. Çok iyiymiş gibi yani hani. Türkiye için de her şey çok iyi olacakmış gibi, Avrupa için de aynı şekilde. Aslında çok uzun sürebilecek bir resesyon senaryosu sadece alternatifler arasından çıktı. Enerji krizine girilmemiş olmasıyla, bir kriz niteliğinde olmamış olmasıyla. Ama enerji darboğazı devam ediyor mu? Kesinlikle devam ediyor enerji darboğazı. Çünkü şu anda çok ciddi tasarruflarla ülkeler, önlemlerle enerji tüketimini gerçekleştiriyorlar. Seri ve seyrinde büyümeye hazırlanan bir ekonominin yapacağı tüketim veya günlük akış devam etmiyor Avrupa ülkelerinde. O yüzden de sanki işte hani en kötü geride kaldı, bundan sonra yolumuz açık gibi bakamıyorum ben Avrupa'ya. Zaten savaşın getirdiği bir şey var, yük var ekonomi üzerinde. Savaşın yansımalarının getirdiği bir yük var. Şu anda da enerji darboğazıyla mücadele bu yükün yine de ağır olmasına neden oluyor. O yüzden de dünyanın geri kalanına vereceği çarpan etkisi olumsuz olmaya devam edecektir. Bu işi daha savaşla ilgili kısmı veyahut da enerjiyle alakalı kısmı, savaş sonrası etkilerle alakalı. Ancak bir diğer etki tabii enflasyon, yani Covid sonrasındaki arz enflasyonunun savaşla birleşmesi, enerji fiyatlarıyla birleşmesi normalleşmeyi çok öteledi Avrupa ekonomisinde. O yüzden de enflasyonla mücadele hem çok zorlu bir yola girdi, çok geç kaldığı için. Amerika da çok geç kaldı aslında, Avrupa da çok geç kaldı. Büyük adımlar atmak için veya kararlı adımlar atmak için, daha mütevazi adımlarla, sözlü yönlendirmelerle, beklenti yönetimiyle götürmeye çalıştılar. Bunun ceremesini çekecek Avrupa ekonomisi. Çünkü öyle bir noktaya gidiyor ki faizi değiştiremeyecek bir yavaşlamayla, faizi arttırmaya müsaade etmeyecek bir yavaşlamayla faiz arttırımını mecbur kılan bir enflasyon arasında sıkışıp kalmış bir görüntü var. Daha da belirginleşecek hatta bu görüntü önümüzdeki dönemde. Evet. Çünkü Amerika gibi tepeyi görüp 9.1'den Amerika aşağıya gelmişti. Avrupa'da henüz bu yok. PPI'de belki üfede birazcık var. O yüzden de Avrupa'da yavaşlamanın etkilerini Türkiye'ye de yansıyacak şekilde biz hissedeceğiz. Önümüzdeki yıl içerisinde, hatta tamamında.
Peki Özlem, hiç es vermeden oradan devam edelim aslında. Sen bize bir altyapıyı oluştur. Şimdi büyüme geldi %3.9. Enflasyonu bekliyoruz önümüzdeki hafta başında. Şimdi biraz önce ekonomik görünümde de hocalarımızla konuşurken büyüme ve enflasyon ilişkisi üzerinde biraz konuştuk. Ve tabii ki içinde bütün bu bahsettiğin Avrupa dış pazarlar, ihracat vesaire, bütün bunların hepsi var. Büyümenin geldiği yer enflasyon için mesela bir gösterge mi? Ne olur? Avrupa'daki durumu düşündüğümüzde, iç dengeleri düşündüğümüzde bu büyüme nasıl yorumlanır diye başlayalım hemen. Normal şartlarda bu büyümeyi hani enflasyona yardımcı olacak, önümüzdeki dönemde yardımcı olacak bir büyüme olarak değerlendirebilirdik. En azından hani en yükseğin zaten baz etkisiyle geride kaldığını biliyoruz. Önümüzdeki 4 ayın enflasyonu bu anlamda şey gelecek, en tepeyi gördüğümüzü kanıtlayacak. Ancak büyümedeki yavaşlamayla birlikte bu düşüşün, yani işte 60'ların altına gelen 50'li oranlara gelen düşüşün 40'lara doğru, belki 40'ların da altına doğru taşıdığına şahit olabilirdik. Ancak seçim dönemi, yani seçim öncesi dönemde hazırlıklar diyelim veya bütçe harcaması, daha önceden açıklanan bütçe, yıl sonundaki bütçe tahmini bize gösteriyor ki kamunun desteği ekonomiye devam edecek. Bunlar çeşitli teşvikler yoluyla da olabilir. Harcamalar, bütçeden harcamalar yoluyla da olabilir. Nitekim büyüme verisi altında 8,5'luk, 8,4'tü yanlış hatırlamıyorsam, bir kamu harcaması büyümesi var ki 2018'in ikinci çeyreğinden, yani bir önceki seçim döneminden bu yana en yüksek oran. Daha seçim gelmedi yani. Daha iki çeyrek daha büyüme verisi alacağız seçim olana kadar, normal tarihte gerçekleşirse. Dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan, muhtemelen o kamu desteğini alan, o yüzden de enflasyona çok yardımcı olmayacak bir büyüme görünümü bizi bekliyor gibi görünüyor. Ama çarkları çevirmeye yetecek mi derseniz, bu tabii teşviklerin büyüklüğüne göre. Gördük ki düşük faiz yeterli değil. Yani çarkların dönmesi için düşük faiz yeterli değil. Bizim hep konuştuğumuz şey zaten ihracatın bir numaralı belirleyicisi ne faiz ne kur. En önemli belirleyici dış talep. Dış talep koşulları şu an ilerişli değil. O yüzden de İhracatta düşüş görüyoruz. Küresel yavaşlama geldiği sürece en büyük pazarımız Avrupa, ikinci büyük pazarımız Orta Doğu, üçüncü büyük pazarımız Kuzey Afrika, işte Amerika son yıllarda devreye girdi. Ve bunlar arasında sadece Orta Doğu 12 aylık toplam bazda toplam ihracatın değişmediği, arttığı değil, değişmediği bölge. Yani Avrupa'da da düşüyor, Kuzey Afrika'da da düşüyor, Amerika'da da düşüyor. İhracat 12 aylık toplam bazda. Muhtemelen petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel yavaşlama Orta Doğu'yu da aşağıya çekiyor olacak. Onun için dış talepten biz katkının zaten çok sınırlı olduğunu, bir puanın da altına geldiğini görmüştük. Negatife döndüğünü göreceğiz önümüzdeki dönemde. Sadece iş şeye kalıyor, yatırımlar da biliyorsunuz negatif. İş tüketime kalıyor. Ve ben de bu tüketimin olabildiğince seçime kadar destekleneceğini düşünüyorum. Bunun enflasyon yansıması olumsuz olacaktır tabii ki de. Peki şimdi o zaman seçime kadar dendiğine göre seçime kadar, seçimden sonrası, seçimden önce, seçimden sonra diye bölelim. Aysun, sen nasıl yorumluyorsun hem büyümeyi hem de aslında Özlem'in bıraktığı yerden hakikaten seçime kadar ne, seçimden sonra ne beklemek lazım? Şunu öncelikle söyleyeyim, şu an yatırım eğilimi varmış gibi duruyor baktığında. Yani orada biraz talep canlı gibi duruyor. Ama günün sonunda sürdürülebilir olmadığını ve oranın var olanı da şu anda halihazırda desteklerin devam etmesi gerektiğini gözlemliyoruz. Yani eğer seçim sürecine giriyorsak buraya bir dönüp bakmaları lazım. Çünkü Özlem'in dediği gibi düşük faiz yüksek faiz mevzu değil. Çünkü 2002 ile 2006 arasında en yüksek reel faizlerin olduğu dönemde inanılmaz bir yatırım eğilimi olmuş Türkiye'ye karşı. Sebebi neymiş? Öngörülebilir olduğu için bir ve hakikaten o
talep enflasyonu ya da talep beklentisi oluştuğu için. Şimdi biz talep beklentisini sadece neyi de görüyoruz? Ürünler gamında görüyoruz. Yani enflasyona olan etkisine baktığımızda ve hala alt ve hatta alt kalemlere baktığımızda biliyorsun bu daha ziyade hani yavaşlama nereden geliyor diye inşaat tarafına bakalım. İnşaat harcamalarında inanılmaz bir düşüş var. Makine teçhizat yatırımlarında evet bir miktar artış var ama özellikle inşaat yatırımlarında son 2 yılın en düşük seviyesine geldiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan ürünler tarafına bakalım. En büyük desteği hizmetlerden almış %8.2, evet bu çok güzel. Ama diğer kalemlere baktığımızda, sanayi tarafına baktığımızda biliyorsun lokomotiftir, bir ülkenin lokomotifidir. Yani üretim, sanayi, istihdam vesaire büyümede çok önemlidir. Oranın yatay gittiğini gözlemliyoruz. Şimdi baktığında 2023'e dair sinyaller büyüme tarafında ya da yatırım iştahının canlı tutulması anlamında çok pozitif sinyaller vermiyor. Şunu unutmamak gerekir ki borsayla ekonomik gidişat aynı paralellikte olmayabilir ama bu borsanın iyi gitmesi, ekonominin çok iyi gidiyor olması ya da yatırım iştahının sürekli olarak, çünkü bizim bahsettiğimiz yatırım iştahı sadece sermaye piyasaları iştahı değil. Tabii, bizim tabii. Bahsettiğimiz hani hakikaten istihdam yaratabilecek, ekonomiye gerçek anlamda, üretim anlamında katkıda bulunabilecek aslında bir yapıdan. Aslında zamanında yeşil yatırım dediğimiz yatırımları da çok konuşuyorduk. Evet. Onları uzunca bir süredir konuşmuyoruz. Çok uzun zamandır konuşmuyoruz. Hani değil o tarafa uzun vadeli doğrudan yatırım alabilmek. Biz sermaye piyasaları tarafına bile şu an yatırımcı alamıyoruz dışarıda. Yani yabancı dış talep, yatırımcı. Evet, dış talep eksikliğini aslında her tarafta gözlemliyoruz. Bu değişecek mi peki sence? Şimdi mesela bugün borsa örneğin bir yeni rekor daha kırdı. Hı hı. Dediğin doğru. Yani yatırım derken sermaye piyasaları yatırımıyla işte ülkeye yatırım çok farklı şeyler birbirinden. Borsaya niye gittin? 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. İşte enflasyondan koruma aracı olarak başka bir alternatif olmadığı gözlemleniyor. Elbette hisselerin de kendi hikayeleri var, yok değil. Temel analize dayalı bir takım değerlemeler ön plana çıkıyor. Ama seçimden önce bu seyir bu hızda, bu ivmede devam edebilir mi? Sermaye piyasaları için sorayım. Gelmediğini söylediğin diğer daha uzun vadeli yatırımlar da seçimden sonra gelir mi diye sorayım. Şimdi şöyle, uzun vadeli yatırımlar o ülkenin içinde yaşamış olduğu jeopolitik riskleri ya da belirsizlikleri vesaireyi çok fazla masada tutmuyor. Yani daha ziyade oradan nasıl nemalanabilirim kısa vadede, özellikle sermaye piyasaları tarafında buna bakıyor. Ama doğrudan vadeli, doğrudan yatırım, uzun vadeli yatırımlarda tabii ki o ülkenin riskleri ve belirsizlikleri, öngörülebilir olup olmaması, güven vermesi vesaire mevzu devreye giriyor. Hak hukuk meselesi falan devreye giriyor doğal olarak. Değişecek. Biz bu konuda mesela 2024'ten sonrası için Türkiye anlamında hani gerek konut inşaat, gerek yapılanma, gerek yatırım tesislerinin kurulması, yabancının içeri gelmesi vesaire, bu konuda inanılmaz pozitif taraftayız. 2025, 2026, 2027 tarafında çok olumlu taraftayız. Ama şu an değil. Şu an neden değil? Hala biliyorsun doların değerli olduğu, dolara faiz verilen faizin hala yüksek olduğu ve bu 2 yıllık süre zarfında da dolara endeksli çoklu varlıklarda ciddi zararlar olduğunu gözlemledik. Yani o özellikle endeksler tarafına baktığımızda. Demek ki bizim aylardır yaşadığımız rally'yi onlar daha yaşamadığı için şimdi Amerika başlayacak rally'ye, şimdi orada riskler alınmaya başlayacak. Yani bugüne kadar fonların en yüksek nakit pozisyonlarının olduğu bir dönemden yavaş yavaş çoklu varlıklara giriş olacak. Başta S&P, Dow Jones, Nasdaq. Yani bugüne kadar satılan her şey alınmaya başlayacak. Alınan her şey de satılmaya başlayacak. Yani o yüzden sermaye piyasalarında biz dışarıdan bir süre daha bir beklenti içerisine girmeyelim. Gerçekçi olmaz. Çünkü kendi para bir, çünkü zaten dolar ve TL riskini aldığı için burada. Evet. Orada hiçbir para birimi riski almadan hali hazırda potansiyeli olan endekslere girme ve oradan getiri elde etme ihtimali çok büyük. Evet. Bu sebeple evet, hani hemen seçim oldu bitti, belirsizlik ortadan kalktı ve biz hadi buraya yatırım yapalım değil. Bu bir süreç.
Çünkü biliyorsun hükümet değişebilir, değişmeyebilir. Ertesi gün değişse de sabit kalsa da ekonomide bazı hasarlar var. Onun yeniden yapılanması için yenisiyle de eskisiyle de daha zamanımız var. 1-1,5-5 yıl vesaire gibi. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz bir reklam arasına daha gidelim. Dönüşte de enflasyon konuşacağız biraz. Küresel piyasaların bu bölümünde biraz enflasyon konuşacağız dedik. Bunun için de Özlem'e dönelim hemen. Özlem, önümüzdeki hafta enflasyon açıklanacak. Şimdi beklentiler de elbette bir miktar aşağı yönlü olarak revize ediliyor. Görüyoruz onu anketlerde. Bir baz etkisinden zaten bahsediyoruz. Ama her halükarda eğer hiçbir şey yapılmazsa enflasyonun seyri nereye evrilir sorusunu sormadan geçmek istemiyorum. Biliyoruz ki seçimlere kadar belki de, ya biliyoruz ki demeyeyim ama seçimlere kadar eğer her şey böyle devam ederse bu enflasyon nereye doğru evrilir? Bir şeylerin değiştirilmesini bekliyormuşsun başka gerekçelerden ötürü, örneğin büyümeyi teşvik etmek için, örneğin tüketimi teşvik etmek için. Dolayısıyla enflasyona dair beklentileri. Enflasyonda en tepenin görülmüş olduğunu düşünüyorum Ekim ayı itibariyle ve Kasım'da 2.8 benim beklentim. 84.20'ye karşılık geliyor. 85.5'dan 84.20'ye düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Yani benim beklentime paralel gerçekleşirse enflasyonun. Aralık ayındaki kuvvetli bazla birlikte de buradan 69'lara, yani 15 puan kadar bir düşüşle karşılaşacağız. Ama bu düşüşlerin sonu olmayacak. Ocak ve Şubat'ta da devam edecek. Benim beklentim %60'ın altına gelmesi Şubat itibariyle, yani Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat'taki baz etkileriyle 60'ın altına gelmesi, hatta 55'lere kadar gelebilmesi. Ardından sonraki seyir tam da bu beklentilerle şekillenecek. Benim beklentim, evet, seçim öncesi dönemde önemli teşviklerin sağlanması yönünde. Şimdiye kadar örneğin mesela asgari ücretin çok büyük enflasyon etkisini görmedik. Çünkü alım gücündeki düşüş o kadar kuvvetliydi ki onu yakalama çabası oldu artışlar ve hissedilen veya yaşanan günlük yaşamda görülen enflasyon da çok daha yüksek olduğu için alım gücündeki düşüş şu kompanse etmeye belki yetti, belki de yetmedi. Ancak asgari ücret artışlarının çok tahminlerin de ötesinde yüksek olduğunu görürsek, üzerine bir takım kredi teşvikleri, işte şimdi konut kredisiyle ilgili yine konuşuluyor. Farklı farklı başka teşvikler, belki işte işveren destekleri gibi, şu anda hani tahmin edemediğim başka tüketimi tetikleyen tabii önlemlerle karşılaşırsak, o zaman benim beklentim hiçbir şey, yani bu tür destekler gelmemesi durumda 50'lerin altına gelebileceği yönünde ilk 6 ayda enflasyonun. Ancak bunu 50'nin üzerinde tutma ihtimalimiz var seçim öncesindeki bu teşviklerle diyelim. Seçim sonrası tamamen seçim sonuçlarına göre belli olacak. Şu anda çok afaki senaryolar üzerinden konuşuyoruz. Ve politikaların değişmesi durumda, değişmekten kastım seçim sonrasında daha konvansiyonel politikalara doğru dönülmesi durumunda %40'lara doğru yıl sonunda düşebileceği, esas düşüşün 2023 sonu 2024 civarında, 2024 sonu 2025 civarında görülebileceği şeklinde. Dolayısıyla ilk kısa vadeli, sadece daha net bir şekilde hani konuşacak olursak, %50'nin üzerinde kalmasına neden olma riski taşıyor şu anki seçim öncesi ihtimal olan, çıkarılması ihtimal olan tüketim teşvikleri. Evet. Bloomberg Yet araştırmanın da düzenlediği ankette sana da paralel %2.85'lik bir aylık enflasyon, yıllık bazda da %84.33'e denk geliyor. Aysun, şimdi
enflasyon tarafı önemli. Senin de yorumunu merak ediyorum ama bir yandan da bir başka anket daha düzenledik Bloomberg HT olarak. Tüketici güven endeksinin Kasım ayında Ekim'e göre %10.77 azaldı ve 62.74 olarak kaydedildiğini görüyoruz. Bu azalan tüketici güveniyle birlikte bir değerlendirme yaparsan bize sevinirim. Bir yandan hani kaygı ne, nereden doğuyor olabilir? Enflasyon, büyüme verisi geliyor. Neyin halk diyor ki ben hissetmiyorum yani %3.9 da nerede bana etkisi gibi. Dolayısıyla biraz bu tarafını yorumlamanı rica edeceğim. Nasıl okuduğunu merak ediyorum. Şimdi aslında hakikaten sağlıksız bir hani talep var. Neden? Stoklardan kaynaklı. Zaten büyümenin içerisinde onun etkisini ve hatta ana sürükleyici olduğunu gözlemliyoruz. Yani stoklar mevzu orada. Onun adına da ne diyoruz? İşte iç talep kaynaklı harcamalar diyoruz. Şimdi baktığında hep uzun süredir ne diyorduk? Hani beklenti enflasyonu. Şimdi bugün aldığımız ürün yani stokçuluğa girse de yarın ya da işte önümüzdeki ay hangi seviyede belirsizliğini sürekli yaşadığımız için daha doğrusu başta yaşamazken ve inanmazken gerçekten her şeyin bu kadar her gün zamlanabileceğine bir süre sonra diyorsun ki yani gerçekten iki gün önce almadığın her şey yanına zarar olarak kalmaya başlıyor. Bu da önümüzdeki sürecin çok sağlıklı olarak nasıl söyleyeyim fiyatlanamaması değil tabii bu bir piyasa değil ama fiyatların gerçeklerden uzaklaşmasına sebep oluyor bu bir. Şimdi bu ortamda tabii ki senin söylediğin öngörülebilir olmak tüketici güvenini direkt olarak etkileyen bir unsur. Belirsizlik. Bu seçim belirsizliği falan değil yani. Hani çünkü seçim belirsizliğinde hep şunu biliriz biz. Hani muhalif taraf ve iktidar taraf seçmen için elinden gelen bütün pozitif aksiyonları gayreti alır. Evet yani teşvikler yapar. İşte şey geliyor biliyorsun erken emeklilik sistemi geliyor vesaire gibi. Bu her zaman için vatandaşın üzerinde ki o ağırlığı kaldırır. Ama bugün o erken emeklilik sisteminin zararlarını bile şimdiden konuşmaya başladık. İstihdam tarafında biliyorsun ciddi sorunlar oluşacak. Sigorta sisteminde ciddi sorunlar oluşacak. İşverenin ciddi maliyeti artacak vesaire gibi. Yani pandemi üzerine ağır enflasyon yükü üzerine biz sabaha kadar ve önümüzdeki dönemde belirsizliklere düşünecek olursak biz sabaha kadar büyüyelim. Hani %3.9 değildi yani 13.9 büyüdük. Ben hissetmedikten sonra sen hissetmedikten sonra bunun hiçbir anlamı yok. O yüzden hep vatandaş hep şeye bakar ya hani dolar çıkıyor mu yükseliyor mu işte borsa düşüyor mu çıkıyor mu bir de ben cebimdeki parayla bugün ne kadar alabiliyorum. Tarihte hiçbir zaman vardıysa da bilmiyorum. Ben annemle de konuşuyorum. Böyle bir enflasyon, böyle bir zam. Çünkü enflasyon demek fiyatların aslında yükselmesi değil, artarak yükselmesi. Yani yüksek İsviçre'de yüksek enflasyondan bahsedemezsin. Neden? Fiyatlar hep yüksektir zaten orada. Ama artmaz. Hep fiyatlar yüksektir. O yüzden orada enflasyon var demezsin. Ama Türkiye'de artarak yükselen bir enflasyon olduğu için biz önümüzdeki süreçte işte mega enflasyonu, hiper enflasyonu yaşayacak mıyız endişelerimiz var. Bu da tabii ki tüketici güven endeksini direkt olarak aşağı çekiyor. Önümüzdeki hafta ne bekliyorsun? Peki senin enflasyon beklentin ne? Biz burada artık zirvede olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Artık bundan sonra tedrici olarak hani yavaş yavaş kademi çok hızlı bir aşağı gelişten bahsetmek mümkün değil. Bir de şunun da etkisi var yani aslında tüketicinin yani hane halkının da alım gücünün azalması etkisi var biliyorsun. Baktığında her ne kadar işte asgari ücrete zam yapılmış olsa da ve önümüzdeki yıl başında hemen yeni bir zam gelecek olsa da aynı oranda artışlar söz konusu olduğu için enflasyon ya da fiyatlar tarafında o çok fazla şeyi etkilemiyor. Hani alım gücünü arttırdı. Sonuçta sen 3 lira arttırıyorsun aslında oradaki maaşı. Evet. Ama diğer tarafta 33 lira artan bir ürün var. Yani hizmet de aynı şekilde artıyor. Ürün tarafı
tarafı da aynı şekilde artıyor. Doğal olarak hani benim buradan çok büyük bir beklenti henüz yok. Fiyat fiyata baka baka artarmış dedi Ege Cansan hocamız ekonomik görünümde. Haksız da değil. Çok teşekkür ediyorum Aysun Karaycı bana eşlik ettiğin için. Özlem Derici Şengül çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmek, birlikte yayın yapmak çok keyifliydi. Sizleri uğurluyorum. Biz şimdi Melike Ayan'a tekrar bir merhaba diyoruz. Melike hoş geldin bir kez daha. Nasıl durumlar Amerika tarafında? Son notları senden alalım. Didem tam bir mücadele yaşanıyor. Doğrultuyu bulmada zorlanıyor borsa ve şimdi bütün bunlarla birlikte tam 2 yıllıklar 10 haftanın dibine gelmişken biraz değişti ama çok değil. Dolar ve tahvil faizleri düşerken borsa yönü bulmaya zorlandı ama altın ve petrolün kendini tekrar yukarı taşıdığını, VIX'in yukarı çıktığını görüyoruz. Bugünkü gelen veriler enteresandı değil mi? Siz de açıkladınız. PC deflator'ın biraz soğuduğunu, çok az soğuduğunu gördük. Tüketici harcamaları tırmanırken tüketici tasarrufları -2.3 1959'lardan beri gördü. Yani tarihteki en düşük ikinci düşüşü. Ve bu böyle bu şekilde tarihe geçerken bugün gelirlerde biraz artış var. 0.7'lik bir artış var. Ama tasarruf kısmı ekonomistleri gerçekten düşündürdü. -2.3 çok büyük bir rakam olarak geldi. Şimdi konjonktüre baktığımızda şöyle şu anda risk iştahını artırmak için gerçekten bir sebep yok. Bir de beklemedeyiz. Didem yarın tarım dışı istihdam gelecek. Ve hemen sana rapordan söylüyorum. Taban çok ilginç bir yerde. Taban 270 bin. Taban 60 binlerde. ABD'li ve Bloomberg ekonomistlerinin toplamının ortalamasının beklentisi tarım dışı istihdam için 200 bin. İşsizlik 3.7'lerde tekrar kalacakmış. Ücret enflasyonunda çok büyük bir beklenti yok. Yani düşmesi yönünde bir beklenti yok. Ama baktığımızda gerçekten ilginç bir rapor değil mi? 200 bin yani 261 bin gelmişti bir önceki dönem. Şimdi 200 binlere düşürüldü. Tabii siz de bahsettiniz. Big Tech dediğimiz, mega cap'ler dediğimiz büyük blue chip'lerin işten çıkarmaları devam ediyor ve bunların etkisini de göreceğiz. Hem işsizlik raporunda belki tarım dışı istihdamda bu kadar büyük bir işe alım gücü olmayacak. Ama yarın önemli bir gün. Hem aralığın da tonunu belirleyecek. Şimdi bugünkü enflasyon rakamıyla birlikte Fed yetkililerin konuşmalarının tonunu da belirleyecek. Gelen hisselerin yani tek tük hisselere bakarsak Salesforce'un hissesinin ciddi bir şekilde düştüğünü görür CEO ayrıldığı için. Ben bir de tekrar bugün gelen ekonomik veriler arasında tüketici harcamalarına geri dönmek istiyorum. Çünkü tüketici harcamaları her ne kadar arttıysa da benzinden de kaynaklanıyor. Fiyat artışından yani enflasyondan da kaynaklanıyor. Hani hep diyorum ya hani kara cuma 9.2 işte pazartesi siber pazartesi 11.3 milyar rekor diyorlar. Fakat bunun içinde enflasyonu hesaplamıyorlar. Ekonomistler analistler diyor. Ya biraz dikkat edin aslında bu rekor satışlar satış mı yoksa ücretlerin fiyatların artmasından mı kaynaklanıyor ki keza biz de onu yaşıyoruz. Yarın gelecek önemli veriler arasında tabii ki çalışılan ücretler de var. Saatlik ücretler %4.6'ya gerilemiş yıllık bazda beklenti. Beklentiden bahsediyorum. Aylık bazda da 0.3'lere geriletmişler. İmalatta onda bir gerileme var. Yani Didem imalat bugün de geldi değil mi? Hayal kırıklığı yarattı. İmalat rakamının bugün ISM'in daraldığını, küçüldüğünü görüyoruz. Mayıs 2020'den beri gördüğümüz en düşük rakam bu. İşte bütün bunlarla birlikte mesela Fawad Razakzade kendi City Index ve Forex'te piyasa analisti yapıyor. Şimdi baktığımızda böyle bir geri çekilme olduysa bugün beklentiler yarın düşürüldü ve önümüze bakmak istiyoruz. Tamam her ne kadar Powell bize bir yeşil ışık yaktı ve
faizlerin artışında yavaşlatmaya gideceğiz dediyse de durun, çok hızlı davranmayın. Çünkü enflasyonla mücadelede o kadar başarılı olamadık diye dediler. Şimdi ne oluyor? Yani bu piyasayı rahatlatma da olabilir, bir strateji de olabilir, taktik de olabilir diyenler var. Bu arada hisse senedi piyasaları 200 günlük ortalamaların etrafında dönüp dolaştı bugün. İstihdam raporu öncesi. Bu da önemli. Hep herkes teknik seviyeye yaklaştık deyip durdu. Çünkü dün ciddi bir artış yaşadık ya çarşamba artışından sonra. Şimdi 4125 gibi hedefler konuşuluyor, zikrediliyor. Yani o yüzden yarın gerçekten önümüzü daha dikkatli bir ve iyi bir şekilde görüyor olabileceğiz diyorum. Didem, bir söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ediyoruz. Sana iyi çalışmalar diliyoruz. Ve şimdi gelin Viyop akşam seansına bir göz atalım. Yatay negatif diyebiliriz. 5545 puan seviyesindeyiz. Ve yarın neler konuşacağız? Gelsin ekrana. Saat 10'da Almanya'dan Ekim ayı ticaret dengesini bekliyor olacağız. 11.30'da Türkiye Kasım Ticaret Bakanlığı dış ticaret verisi gelecek. 16.30'da ABD'ye döneceğiz. Biraz önce Melike'nin de söylediği gibi ve bizlerin de konuştuğu üzere tarım dışı istihdam ve hemen ardından işsizlik oranı ve beraberinde Kasım ayı ortalama saatlik kazançlar Amerika'da açıklanacak. 3 veri peş peşe. Türkiye'de ise 17.30'da Türkiye Sigorta Birliği poliçe bilgilerini takip ediyor olacağız diyelim. Ve küresel piyasaları burada noktalayalım. Ben Didem Arslanoğlu. Yarın saat 15'te Akıllı Para'da tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar diliyorum.